Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Merhabalar herkese. Arkadaşlar Windows 10 işletim sistemi üzerinde performans için veya sistem meşguliyetleri olmasın diye kapalı olan servisler oluyor. Ya da işletim sistemleri hazırlanırken veya sonradan kendimiz yaptığımız bazı ayarları aktif etmek istiyorsak şayet Windows'un servis hizmetler bölümünden ve Windows'un özellikler bölümünden bunları kendimiz manuel olarak aktif edebiliyoruz. Örneğin yazıcı kullanmıyorum ben. Yazıcı fonksiyonunu kapattım. Onu tekrardan açmak istiyorum. Veya PDF yazdırma işlemi vesaire gibi, .NET Framework özelliği açma gibi özellikleri aktif etmek için arkadaşlar evveliyatında denetim masasına girelim. Böyle daha kolay olur. Program Files, programlar ve özellikler bölümüne giriyoruz. İkinci aşamada, daha doğrusu üçüncü aşamada Windows özelliklerini aç veya kapat. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bu ekran beliriyor. Windows özellikleri. Burada arkadaşlar ekranı büyüttüm biraz. Yazdırma hizmeti en altta. Burada arkadaşlar. Aktif ediyoruz böyle. Ondan sonra işte Microsoft XPS belge yazıcısı aktif ediyoruz. PDF yazdırma. Windows Media Player. Ben kapatıyorum. Artık günümüzde birçok player oynatıcılar var. Kodek paketleri var. İş görüyor. Bence Windows Media Player'e gerek kalmadığı için ben kendim bizzati kapatıyorum. Sistemlerde de zaten hazırlarken bunu kapatıyorum genellikle. Genellikle bu temel olan işte .NET Framework, işte 3.5 ve de eski bileşenler, Direct Play özelliği, bunları aktif ediyorum. Kullanmadığım işte yazıcı vesaire, bunları özellikle kapalı tutuyorum. Ben kullanmıyorum. Genel olarak kullanmayan sayısı da çoktur. Ama kullananlar bunu bu şekilde açacaklar. İşlem bu şekilde arkadaşlar. Zaten aygıtlar ve yazıcılar bölümüne girildiğinde buradan yeniden başlatma sorar. İşlem aktif edildikten sonra hizmetler. Yeniden başladıktan sonra bağlı olan yazıcı, tarayıcı vesaire, fax burada belirir. Aktif olur arkadaşlar. Diğer bir yöntemde arkadaşlar hizmetler. Başlat çalıştır üzerinden arkadaşlar services.msc komutuyla arkadaşlar tamam diyoruz. Yani Windows işletim sistemlerinin hizmetler kanalı açılıyor arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi. Bunu niye açtık arkadaşlar? Örneğin işte sistemde meşguliyetler olmasın diye Windows Update, şunu da biraz açalım şöyle. Windows Update diyelim. Nerede? Windows Defender işte vesaire, Update güncelleme. Windows Search, Windows Update arkadaşlar. Şu anda otomatik çalışıyor. Ben bunu mesela çift tıklıyorum. Başlat dediğim an Windows Update başlar arkadaşlar. Lisans işlemlerinde özellikle bunu daimi aktif olmasın, geçici olarak açmak istiyorsak eğer lisans için başlat tıklayabiliriz. Ya da güncelleme işlemlerimizi yapıp tekrardan durdurup devre dışı bırakabiliriz buradan arkadaşlar. Uygula tamam demeyi unutmayalım. Ondan sonra arkadaşlar işte raporlama hizmeti devre dışı, işte biyometrik, kullanılmayan birçok hizmet var arkadaşlar. Kullanmak isteyip kullanamadığınız servisler olduğu zaman services.com'dan buradan arkadaşlar services.msc komutunu giriyoruz, enter'lıyoruz. Hizmetler bölümü açılıyor. Buradan dilediğimiz hizmetleri aktif ediyoruz arkadaşlar. Aktif ediyoruz. Yeniden başlatma sorabilir sistem. Yeniden başlatmak gerekirse başlatın arkadaşlar. Konum bildirme, yazıcı işte update, time, zamanlama. Kullanmadığınız hizmetler varsa kapatın. Tavsiye ederim arkadaşlar. Çift tıklayın arkadaşlar. Devre dışı deyin, kapatın. Yani performans çok düşük donanımlı olan PC'lerde birçok servis oluyor. Kullanılmayan. Dolayısıyla arzu eden, dileyen buradan bu sistemle kapatabilir yani. Hizmetler konusu da bu şekilde arkadaşlar. Ben kısa olarak buraya bilgisayara özel eklentiyle ekliyorum. Yani göstermek için şeyden de, denetim masasından da gireriz arkadaşlar, fark etmez. Buraya, şuraya yazdığımız zaman hizmetler diye, hizmetlere bakalım. Yani buradan hizmetleri, şuradan da yazalım hizmetler diye. Evet arkadaşlar, buradan da hizmetler çıkıyor zaten. Otomatik olarak tıkladığımız zaman hizmetlere giriyoruz arkadaşlar. Evet, Windows'u aşağı inelim. Search devre dışı, Windows yedekleme, geri hizmetler mesela. Yani yedekleme hizmetleri, eğer ki bir kurtarma bölümü oluşturdunuz, bir sistem koruması. Mesela şu anda bende açık. Eğer bunu kapatırsanız daha evveliyatında sistem kurtarma başlatma CD'si var. Yedekleme yapmasını istiyorsanız sistem korumayı devre dışı bırakıp uygula tamam deyin arkadaşlar. Mesela ben oluşturma sileyim mesela. Devre dışı bırakalım buradan. Uygula tamam. Yani sistemde bu gibi fonksiyonlar aslında geri yüklemeyi devre dışı bırakmayın tabi de önemli. Çünkü olası bir riskli bir durumda bir sorun olduğu zaman geri dönüş noktanız olmuş olur. Bunu da bu şekilde özelliklere giriyoruz. Ondan sonra sistem koruması. Buradan işte sistemi mesela şey yapıyoruz. Yapılandırıyoruz C'nin üstüne. Aç diyoruz buradan arkadaşlar. Uygula tamam diyoruz. Ben şimdi kapattım. O bir şekilde yine açılıyor gerçi. Başka programlar kullanırken geri yükleme noktası oluşturuyor. Otomatik olarak açıyor Windows üzerinde. Bu sanıyorum Windows 10 üzerinde genellikle. Diğer sistemlerde ben pek denk gelmiyordum. Genel olarak tablo böyle arkadaşlar. Hizmetler, Windows özellikleri açma kapama. Yine böyle denetim masasından bir göz atalım görmek için de yenilemek adına. Programlar, özellikler. Windows özellikle aç veya kapat. Yazıcı için işte şimdi listeleniyor. Oradan arkadaşlar yazdırma hizmetlerimizi, işte PDF olan yazdırma vesaire, medya özellikleri. Bunları kendimiz aktif edebiliyoruz arkadaşlar. Hizmetler bölümüne de services.msc yazıp enter'lıyoruz. Veya buradan hizmetler diye başlat çalıştır üzerinden hizmetler diye arayıp buluyoruz arkadaşlar. İşlemler bundan ibaret arkadaşlar. Umarım yararlı anlatım olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.